Merhabalar kıymetli dinleyicilerimiz. Gönül Defterinden programına yeni bir konu ile başlarken sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor. Rabbimizin rahmeti, merhameti, selamı hepimizin üzerine olsun inşallah diyoruz. 0543 593 59 94 WhatsApp iletişim numaramız. Diliyor, dua ediyor ve dahi dua bekliyoruz. Sağlık, sıhhat, afiyet, huzur ve bereketli bir ömür için. Kendinizi tanımlamanız gerekse dostlar, bu özellikler arasında gözü gönlü tok özelliği girer mi? Mütevazi misiniz? Yoksa gözü yükseklerde mi? Olumluya mı odaklısınız? Daha çok olumsuzları görme meyliniz mi fazladır? Zaman zaman açgözlü davranışlar sergilediğiniz olur mu? İtiraf etmek kolay olmasa da cimrilik yapar mısınız? Sizler de farkındasınızdır diye düşünüyorum. İnsanoğlu genellikle olumsuza odaklıdır. Katılır ve onaylar mısınız bilmiyorum. Kendine verilen nimetlerin farkına varmaz çoğunlukla. Gözü hep daha fazla da, daha iyi de, daha güzel de, daha çok olandadır. Bu nedenle olsa gerek Peygamber Efendimiz, İnsanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa bir vadi daha ister buyurmuşlardır. Gerçekten de dostlar, insanın arzuları, hırsları, istekleri, beklentileri bitmek, tükenmek bilmez. İster de ister insan. Konumuz ile ilgili notları hazırlarken Mehmet Yücel'e ait "İnsan ne garip varlıktır" başlıklı şiir dikkatimi çekti doğrusu dostlar. Şiir biraz uzunca. Bir kısmını sizlerle paylaşalım dilerseniz. İnsan ne garip bir varlıktır. Ne sağı belli olur ne solu. Düşmez sevda telaşına, yıkıp geçme telaşına düştüğü kadar. Gözlerini bir hırs bürür, görmez olur güzellikleri. İnsan ne garip varlıktır. Yeşil özlemindeyken yakar yeşillikleri. Hayat diye sarılır hayat olmayanlara. Kendine yük sayar, yük hafifleten dertleri. İnsan ne garip varlıktır. Kökü olmayan birkaç yıllık ağaç, taşıma su ile dönen değirmen, kendini yok etmeye çalışan makina. Şiir devam ediyor böylece dostlar. İnsanın hallerini, yaşamdaki seçimlerini, garipliklerini sıralıyor şair. Ne dersiniz dostlar? Şair çok güzel ifade etmemiş mi insanı ve insanın özelliklerini? İnsanın farklı zaman ve ortamlarda değişik tavırlar sergilemede nasıl davrandığını. Rabbimiz insanı en güzel özelliklerle donatmıştır. Yarattığı birçok varlıktan üstün olarak yaratmıştır. Bu durum İsra Suresi 70. ayette "Yemin olsun ki Adem oğlunu değerli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine tertemiz rızıklar verdik ve onları yarattığımız varlıklardan birçoğuna üstün kıldık." buyurarak bildirmiştir. Evet dostlar,
bugünkü konumuz anlaşıldı diye düşünüyorum. İnsanın tuhaf görünen özelliklerini ele alalım istiyoruz sizlerle birlikte. İnsan ne tuhaftır? İnsanın tuhaf halleri diyoruz. Hayatımızdaki tezatlardan, farklılıklardan, bakış açılarından konuşalım diliyoruz bugün bize ayrılan süre içerisinde inşallah. Hatta sadece konuşmakla kalmayalım, hisseler alalım, her birimiz heybelerimizin aldığı ölçüde doldurma gayretinde bulunalım inşallah. İnsanın tuhaf hallerini ele aldığımız programımızda konumuz ile ilgili olarak İnsan Ne Tuhaftır başlıklı makalesinde Emel Sözcüer şu satırlara yer vermiş dostlar. İnsan ne tuhaftır ki verilen nimetlerin kıymetini ancak kaybedince anlar. Çocukken çabuk büyümek ister. Büyüdüğünde çocukluğunu özler. İnsan ne tuhaftır ki yarının endişesiyle elindeki en değerli nimet olan bugününü heba eder. İnsan ne tuhaftır ki çevresinde yakınlarında hastalıkları, ölümü görür de ibret almak yerine hiç ölmeyecekmiş gibi yaşar. Allah'tan gafil olarak yaşamak ise hesap gününü göz ardı ederek gaflet deryasında boğulmak değil midir? Dünya malı uğrunda ya da makam şöhret peşinde koşarken sağlığından vazgeçer de iyileşmek için tüm kazandıklarını vermeye razı olur. Dünya zevk ve lezzetleri hayatında önemli yer tutar da onu yoktan var eden, hayat bahşeden Rabbini unutur. Kur'an-ı Kerim'de İnfitar Suresi 6. ayette Rabbimiz, "Ey insan, lütuf ve keremi bol yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu?" buyurmaktadır. Nefis, insana en küçük çıkarları hatırlatır da, ona tüm nimetlerin sahibini, her nefesle yeniden can veren yaratıcısını aklına getirmez. Rabbin verdiği nimetlere alışan insan, sanki kendine verilenler nimet değil de müktesep hakmış gibi görür. Halbuki sayılamayacak kadar çok nimetler lütfedilmiş bizlere. Ve hepsi ayrı birer şükür sebebidir. Elindeki nimetlerin sahibi olduğunu düşündüğü için sorumluluk da hissetmez. Nimetlerin farkına varmamak, kendinden bilmek ve nimeti veren asıl sahibin unutmak ne vahim bir göz görmezliktir, nasıl bir tuhaflıktır diyor yazar. Ne dersiniz dostlar? Tespitler oldukça çarpıcı ve dikkate değer geldi mi sizlere de? Çocukken büyümek ister insan, büyüdüğünde çocukluğunu özler. Yarının endişesiyle bugünü heba eder. Öyle değil midir dostlar? Hava 2 gün soğuk olsa soğuktan şikayet ederiz. 2 gün sıcak olsa hemen sıcaktan şikayet etmeye başlarız. Hiç bitmez isteklerimiz, şikayetlerimiz, sızlanmalarımız. Hastalık ve ölümlerden ibret almayabilir insan. Çok yazık değil mi dostlar? Nimetlerin farkına varmamak, kendinden bilmek, nimeti veren asıl sahibini unutmak. En önemlilerinden bir tanesi de onu yoktan var eden,
hayat bahşeden Rabbini unutması olsa gerek dostlar. Dünyanın imtihan olduğunu, hesabın, hesap gününün kaçınılmaz olduğunu unutarak yaşaması, Allah muhafaza. Nimetlerin farkına varmadan. Rabbim fark edenlerden olmayı lütfü keremiyle nasip etsin inşallah dostlar. Peki bu kadar mı? Bu kadar değil elbette. Günlük rutinden sıkılır insan. Yeni arayışlara girer. Hem yaşadığı anı hem geleceği zayi eder. Yaz gelince kışı özlemesi, kışın da yaza hasret duyması bu yüzdendir. Bu yüzden ne yazık ki hep kaçırır o güzel baharları. Ne güzel günü de, yarını da hakkıyla yaşayamaz. Hayatının son gününün belki de bugün olduğu hiç aklına gelmez insanın. Henüz erken olduğunu düşündüğü için ölüm meleğiyle randevusunu da unutmuştur insanoğlu. Hayat bir uykudur, ölünce uyanırmış insan denilir ya dostlar. Biz de ölmeden önce uyanalım, akledelim, tefekkür edelim inşallah. Uyanıp gerçek saadeti bulanlara güzel bir örnek olan Selahaddin Eyyubi'nin oğluna nasihatine kulak verelim dilerseniz dostlar. Selahaddin Eyyubi ölüm döşeğindeyken kendisinden sonra yerine geçecek olan oğlu Melik Efdal'i yanına çağırır ve şu nasihatte bulunduğu kaynaklarda bulmak mümkün dostlar. Evladım, sana bütün iyiliklerin kendisinden geldiği Allah'tan, onun korkusundan, gösterdiği doğrudan ve doğru yoldan ayrılmamayı vasiyet ederim. Allah'ın emirlerini yerine getirmekte elin gevşek olmasın ve kusur işlemeyesin. Bilesin ki kurtuluş ancak bundadır. Kimsenin kanıyla ellerini kirletme. Halkının emniyeti ve saadeti için çalış. Onları Allah'ın sana bir emaneti bil. Komutanlarına değer ver, arkadaşlarını koru. Herkesin bir gün öleceğini aklından çıkarma. Kimsenin hakkını zayi etme. Kul hakkı kul affetmedikçe kalkmaz. Selahaddin Eyyubi bu nasihatlerden sonra etrafında bulunanlardan şunu istediği söylenir dostlar. Kefenimi bir mızrağın ucuna bağlayıp tellalin eline vereceksiniz. O sokak sokak gezecek ve halka şöyle bağıracak. İşte ey ahali, bu Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin kefenidir. Dünyadan sadece bu kefenle gidecektir. Bundan gayrı mal, mülk, mevki ve makam ölüm kapısından öteye geçmeyecektir. Bakın ve ibret alın. İbret nazarıyla bakmak isteyenler için gerçekten ibretlik bir nasihat ve söylem doğrusu. Rabbim ibret alabilmeyi nasip etsin. Sadece bir kefenden başka bir şeyle gitmeyeceğimizi bile bile dünyaya dört elle sarılabiliyor insanoğlu. Her anını gereği gibi yaşamaya çalışmak aslında insan için hem geçmişi
hem geleceği kucaklayan büyük bir hazinedir denilmiştir dostlar. Ne keşkelerle geçmişimiz değişir, ne de arzularımızla gelecek şekillenir. Biliyoruz ki geçmiş de, gelecek de, içinde bulunduğumuz anı nasıl değerlendirdiğimize göre tecelli edecektir. İbnül Vakt, nitelikli insan olma ufkunda değerli bir hedef olarak gösterilmiştir insana. Bir başka deyişle dostlar, içinde bulunduğumuz anda en değerli iş hangisi ise onunla uğraşmak. Tek nefesi bile mümkünse boşa harcamamak gerekir. Her nefesin kıymetini bilen kimse, mazi endişesinden ve istikbal telaşesinden kurtulmuş olur diye öğüt verilmiştir. Bu şuurla yaşayıp ömrümüzün her anını değerlendirme gayretinde olabilirsek, geçmiş ve geleceğin de hakkını vermiş oluruz inşallah. Kolay mı? Değil elbette. Ama önemli nokta, içinde bulunduğumuz anda en değerli iş hangisi ile ise onunla uğraşmak. Bizim için en önemlisi hangisi? Diyelim namaz vakti girdi. En önemli iş namaz vakti. Diğer her şey, dünya telaşı bitmez. Ona her zaman vakit ayrılabilir. Önceliklerin farkında olmak, öncelikleri belirlemek, kıymetli olana değer vermek, bize gayret göstermek düşer dostlar. Her zaman olduğu gibi, her zaman tekrarladığımız gibi. Biz niyet edelim, gayret gösterelim, Rabbimiz de mutlaka açacak ve kolaylaştıracaktır inşallah. Diyelim, dilerseniz kısa bir ara verelim, ezgimizi dinleyelim. Aradan sonra kaldığımız yerden konumuza ve programımıza devam edelim inşallah. Ezgimizi dinledik, biraz nefeslendik, aramızı verdikten sonra Gönül Defterinden programımız devam ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün programımızda insanı konuşuyoruz. İnsanın farklı zaman, farklı durum, farklı ortamlarındaki hallerinden, zaman zaman sergilediği tuhaflıklardan dem vuruyor, hisseler almaya, anlatmaya çalışıyoruz dilimiz döndüğünce. Belki de hatırda tutmamız gereken elimizdeki nimetlerin farkında olmak. Fark edip şükredebilirsek bakış açımız da değişecektir mutlaka. Nereden baktığımız, nasıl baktığımız kıymetli. Zygmunt Bauman, İnsan kendini mutsuz olduğuna inandırdığı kadar mutsuzdur demiştir. İnsan kendini mutsuz olduğuna inandırdığı kadar mutsuzdur. Ünlü düşünür Tolstoy'da, şikayet ettiğiniz yaşam belki de başkasının hayalidir diyerek bir bakımla şükrün önemine vurgu yapmıştır. Bir şikayet ediyor olabiliriz ama belki de bu şikayet ettiğimiz yaşam başka insanların hayalini süsleyen bir yaşam olabilir. Onu da unutmayın, onu da hatırda tutun uyarısını yapmıştır. Hazreti Ömer radıyallahu anh da
İster hoşuma gitsin, ister gitmesin. Hangi hal üzere sabahlarsam sabahlayayım, benim için fark etmez. Çünkü ben hayrın hoşuma giden de mi, gitmeyen de mi olduğunu bilmiyorum diyerek ifade etmiştir düşüncesini. Rabbimiz bu durumu Bakara suresi 216. ayette bizlere şöyle bildirmiştir dostlar. Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Çoğunlukla bu duruma yaşamımızda şahit oluyoruz dostlar. Hiç o memnun olmadığımız bir olay oluyor hayatımızda. Daha sonra bir süre sonra bir bakıyoruz ki onda ne kadar hayırlar varmış. Bizim şikayet ettiğimiz şey mutlaka sizin de başınıza gelmiştir. Bizim için çok daha hayırlıymış. Ancak zaman geçtikten sonra bunu anlamak mümkün olabiliyor. Programımızın birinci bölümünde güzel bir şiir okumuştuk. Şimdi yine bir şiir var. Onu da okumadan geçemeyeceğim dostlar doğrusu. Edice Kuenç'in İnsanlar Çok Tuhaf başlıklı şiirini sizlerle paylaşmak istiyorum. Etrafımı izliyorum bazen gizlice. İnsanlar ne tuhaf değil mi? Her biri birbirinden farklı binlerce insan görürüz bir günde. Amaçları, araçları, bakışları birbirinden farklı binlerce insan. Kimisi iyi, kimisi kötü bilemezsin. Kimisi mutlu, kimisi mutsuz. Kimisi sinirli, kimisi sessiz. Ama hepsi insan. Yaşamımızın sona ermeyeceğine hangimizin güvencesi var? Yok, değil mi? Ölüm denen şey bizim için. Madem bunun farkındayız, madem ölümü biliyoruz, o zaman neden hep işimizi yarına erteleriz? Neden hep ben deriz? Neden bir başkasının mutluluğuna adamayız kendimizi? Hadi geçtim hepsini. Neden sadece basit bir tebessüm etmeyiz etrafımızdaki insanlara? Neden gülmek yerine somurtmayı seçeriz? Cevabı çok basit. Çünkü biz insanız. Doğruyu yanlışı bile bile yanlışı yapan tek varlık insan. Doğruyu yanlışı bile bile yanlışı yapabilen tek varlık insan diye bitiyor şiir. İnsanı, insanın tuhaflıklarını, hatalarını, eksik davranış ve tutumlarını birkaç dizede özetleyivermiş şair. Şiir de bu değil mi zaten dostlar? Bazen sayfalarca yazının anlatamayacağını bir dörtlükte anlatıvermek. Sadi Şirazi'ye sormuşlar. İnsan nedir diye. Cevabı eminim hepiniz hatırlayacaksınız dostlar. Yek katreyi hünest ve saat haziran endişe. Yani insan birkaç damla kan ve bin bir endişedir diye tarif etmiştir. Yine insan ve insanın tutum ve davranışları ile ilgili olarak Marcus Aurelius Düşünceler isimli kitabında şu satırlara yer vermiştir dostlar.
Yaşamını bir bütün olarak düşünüp kaygılanma. Önceden başından geçmiş ve sonradan başına gelecek olan kederleri hep bir aradaymışlar gibi düşünme. Bir Çin atasözünde bu durum, henüz yanına gelmediğim bir köprüden geçmeye uğraşma olarak ifade bulmuştur dostlar. Daha köprü gelmedi. Hele bir bekle, acele etme, şimdi ve içinde bulunduğun zamanın gereğini yerine getir. Sizler de takdir edersiniz ki dostlar, biz insan oğlu aceleciyiz. Rabbim bu özellikleri kodlarımıza yerleştirmiş. Çok çabuk endişelenebiliriz, kafamıza takabiliriz, günlerce düşünebiliriz, gecemizi gündüzümüze katabilir, bu uğurda fazlaca mesai harcayabiliriz. Bunların hepsi insan olmanın özelliklerinden. Üstelik geçmiş geçti, gelecek ne getirir bilinmez demek yerine, her zaman ve her zeminde endişeyi, hüznü, korkuyu tercih edebilir, geçmişe de, geleceğe de kafa yorabiliriz. Mecit Ömür Öztürk, Derviş'in Teselli Koleksiyonu adlı kitabında şu satırlara yer vermiş konumuzla ilgili olarak. Hüznün kaynağı geçmiş, korkunun kaynağı gelecektir. Dedikten sonra Yunus Suresi 62. ayeti hatırlatıyor bizlere yazar. Ve Rabbimizin bu ayette Allah'ın veli kullarına, dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyecek de buyurduğunu bildiriyor. İş ki veli kullar olabilmek, Allah'ın dostluğunu kazanabilmek, sonrası çok daha kolay olacaktır mutlaka. O zamana kadar insanın endişesi de, telaşı da, tuhaflıkları da mütemadiyen devam edecektir. Zaman zaman sabırsızlık gösterecek, aceleci davranacak, hemen olsun isteyecek, geçmiş için hüzünlenecek, geleceğin bilmezliği nedeniyle korkacak, dünya imtihanı ile baş etmeye çalışacaktır insan. Bütün bunlar sebebiyle olsa gerek dostlar, insana şah damarından daha yakın olan, onu en iyi tanıyan, onu yaratan Rabbimiz insana sabır gücünü de vermiştir. Musibetlere, başına gelenleri sabretmeyi başarabilmesi için. Bu gücü, verilen sabrı insan lüzumsuz işlere dağıtmazsa, başına gelebilecek her türlü durum için yeteceği belirtilmekte. Nitekim Rabbimiz Bakara Suresi 153. ayette Allah sabredenlerle beraberdir buyurmuştur. Yine Rabbimiz her şeyi bir ölçü üzerine yarattığını Hicr Suresi 21. ayette şöyle bildirmektedir. Hiçbir şey yok ki onun hazineleri bizim katımızda olmasın. Biz onu ancak belirli bir ölçüyle indiririz. Peygamber Efendimiz de bir hadis-i şeriflerinde Allah sabrı musibetlerin derecesi ölçüsünde indirir buyurmuşlardır. O halde dostlar, Rabbimiz gönderdiği musibetlere denk gelecek miktarda sabrı beraberinde indirmişken, sabır gücünü yanlış kullanır,
sabır israfına girerse insan, musibetler altında ezilmeye başlayabilir diye açıklıyor Mecid Ömür Öztürk. Ve devam ediyor. Şimdi sırtında bulunan yükleri, sorumlulukları sonsuza kadar taşıyacağınızı vehmederek tahammül sınırlarını zorlar. Oysa insanın dertlerle yalnızca bir gün boyunca nasıl baş edeceğinden başka bir sorunu yoktur. İnsan geçip gitmiş günlerdeki olumsuzlukları sürekli akılda tutma, hatırlama özelliğinden dolayı var olan hali hazırdaki sabrını geçmişe yönlendirmiş olur. Böylelikle bugün için gerekli olan sabır gücünden mahrum olur uyarısı yapılmakta dostlar. Böylelikle şimdi yaşadığı musibet ona olduğundan daha büyük. Mevcut dayanma gücü ise gerçekte olduğundan daha az görünür. Hatta sadece insan bununla da kalmaz. Gelecek daha gelmemişken üzülüp kafa yorar ve yorulur. Sabır kuvvetini insandan koparan geçmiş ve gelecek, onu güçsüz, zavallı ve ümitsiz kılabilir. Gelecekte belki de hiç başına gelmeyecek musibetlere, ihtimal dahilindeki sıkıntılara, şimdiden güç yetirmeye çalışarak sabrını tüketebilir insan. Kendine eziyet eder. Halbuki bekleyebilse, tevekkül edebilse, aceleci olmasa, sabırsız davranmasa, her şey daha kolay olacak belki de. Ama insanız dostlar. İnsan olmanın gereği mi diyelim, sebebiyle mi diyelim, bütün bunları zaman zaman bile bile yapabiliriz. Hepsi mümkün. Peki dostlar, bütün bunların yaşanmasının, olayların insanın gözünde büyümesinin sebebi nedir? Sorusunun cevabı niteliğinde şu açıklama yapılmıştır. İnsan geçici olan bu dünya hayatını kalıcı zannettiğinde musibetler gözünde büyür denilmekte dostlar. Tahammül gücü azalır. Başına gelme ihtimali olan, onu bekleyen olası musibetler, fani hayatı baki görmesi sebebiyle olduklarından daha büyük görünür. Hal böyle olunca sabrını şimdiden harcamaya başlar. Halbuki şöyle düşünüverebilse insan, bugün ne kadar yersem yiyeyim, ne kadar su içersem içeyim, yarına faydası olur mu? Olmaz elbette. Hatta tam tersi, sağlığımızı tehlikeye atmış oluruz. Bu durumu açıklar nitelikte İmam Gazali, babamızın midesine girenler bizim karnımızı doyurmadığı gibi bizim yediklerimiz de evlatlarımızı doyurmaz demiştir. Bu anlamda baba geçmişimizi, evlat geleceğimizi sembolize eder açıklaması yapılmıştır. Dün ve yarın için yapılanlar, harcanan sabır, bugüne bir faydası olmayacağı ifade edilmiştir dostlar. Geçmiş geçti. Ona eyvah demenin, pişmanlık duymanın bir faydası var mı? Yok. Sadece ne olabilir? Ondan hisseler ve dersler alınabilir. Doğru olan bu olacaktır. Geçmişte takılıp kalırsak
ne yapıyoruz? Bugünümüzü de kaybediyoruz. Ya da yarın geldi mi? Hayır. Gelecekle ilgili endişelenmek yerine içinde bulunduğumuz zamanın kıymetini bilmeli, zamanı doğru değerlendirmeliyiz inşallah. Filozof Epikuros'un şöyle bir tahlil yaptığı belirtiliyor kaynaklarda dostlar. Annemizden doğmadan önceki dünya yaşamı konusunda hiç endişeleniyor muyuz? Hayır. Çünkü biz o zamanlar yoktuk. O halde gelecekteki hayatımız konusunda da endişelenmemeliyiz. Çünkü yoklukta olmaları bakımından her ikisi de, yani doğumdan önceki hayatta, şimdiden sonraki hayatta aynı durumdadır demiş. Şöyle bir düşününce dostlar, öncesine de sonrasına da müdahale şansımızın olmadığı bir gerçek. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi içinde bulunduğumuz zamanı değerlendirmek, seçimleri doğru yapma iradesi insanın elinde. Bir hak dostu bu durumu, gün sizin misafirinizdir. Ona iyi davranın ki gidince sizin iyiliğinizden bahsetsin diyerek açıklamıştır. Dünyaya gönderilmiş olan insan kendini inşa etmekle mükelleftir. Kendini inşa ise ona doğuştan verilen hususi özelliklerin açığa çıkarılmasıyla mümkün olacaktır diyor Mecit Ömür Öztürk ve devam ediyor. Peki fıtrat ve istidatları ortaya çıkarmak için ne yapmalı? İstidatları ortaya çıkaran başlıca faktörler iman, ibadetler, ameller, mücahede ve musibetler. İstidatların yeşermek için ihtiyaç duyduğu manevi yağmurlardır. Görünüşte hoşa gitmeyen bu olaylar, fıtratta açığa çıkmamış özellikleri bulur, büyük dönüşümlere sebebiyet vererek onları ortaya çıkarır, ilavesi yapıyor. Doğrusu bu durum bana Bakara Suresi 216. ayeti hatırlattı. Ne dersiniz dostlar? Mutlaka sizler de katılırsınız diye düşünüyorum. İkinci bölümümüzün başında paylaşmıştık Bakara Suresi 216. ayeti. Dünya imtihan. Hem de çok çetin bir imtihan dostlar. Her daim imtihandayız ve yapıp ettiklerimizden, eylemlerimizden, yapmadıklarımızdan her an sınavdayız. Rabbimiz inşallah kolaylaştırsın. İmtihanda olduğumuzu unutturmasın. Bizleri nefsimizle baş başa bırakmasın. Programımızın sonlarına geldiğimiz şu dakikalarda İslam filozoflarından Kindi'nin gemi yolcuları istiaresini de paylaşmak istiyorum. Müsaade ederseniz dostlar. Dünyayı bir gemi yolculuğuna benzetmiş İslam filozoflarından Kindi. Bakalım neler söylemiş. Gemi yolcuları istiaresinde insanların dünyayı nasıl algıladıklarını akılda kalıcı bir metaforla şöyle özetlemiştir. İnsanlar bu dünyada asıl yurtlarına doğru deniz yolculuğu yaparken bazı ihtiyaçlarını temin etmek üzere bir adaya uğrayan yolcular gibidir. Bu yolculardan bir kısmı ihtiyaçlarını giderip hemen gemiye döner ve en rahat yerlere otururlar. Bazıları adanın güzelliklerine kapılıp oyalanırlar. Bu yüzden de gemiye geç geldikleri için hem uygun yer bulamazlar hem de adadan topladıkları çiçekler, kıymetli taşlar yolculuk boyunca başlarına dert olur.
Bir grup ise gemiyi büsbütün unutarak tabiatın çekiciliğine kendilerini kaptırır ve geminin kalktığını bile fark edemezler. Sonunda acılar içerisinde kıvranarak ölürler. İşte dünyanın çekiciliğine kapılarak ölümden sonraki hayatı unutanların akıbeti budur diyor İslam filozoflarından Kindi Gemi Yolcuları istiharesinde. Her bir kıssa, her bir benzetme, tabir, Efendimizin hadis-i şerifleri ve dahi başta Rabbimizin ayetleri bizlere hisseler kazandırmak, dersler vermek, hatırlatmak, uyarıda bulunmak içindir. Rabbimiz payımıza düşen hisseleri alabilmeyi lütfeylesin inşallah dostlar. Bizler insanız, yanılabilen, çokça şaşırabilen, yanlışlar yapabilen varlıklarız. Rabbimiz yanlışlarımızı bağışlasın inşallah. Bizleri affeylediği zümreler arasına dahil eylesin. Evet dostlar, bugün programımızda insanın tuhaf hallerinden konuşmaya çalıştık sizlerle. Derlediğimiz bilgileri, makalelerden alıntıları, şiirleri, ayetleri, hadisleri, kıssaları, hisseleri paylaşmaya çalıştık. Dilimizden dökülenler dileriz kalplerinizde sirayet eder. Dileriz birkaç faydalı kelam edebilmişizdir. Rabbim hisseler alabilmeyi lütfeylesin her birimize inşallah. Diyelim hepimizi Rabbimizin rahmetine, merhametine, muhabbetine emanet edelim. Allah'a ısmarladık.